Merhaba Bir müzisyen için nota neyse ressamın malzemeleri de birçok yönden odur. Ressam dağınık haldeki malzemeleri bir araya getirir, bir kompozisyon içinde düzenler. En son tuvalde gördüğümüz şey onun sıraladığı kompozisyondur. Aynı orkestra şefinin bir takım notaları ve düzensiz bir orkestrayı düzene sokarak melodiyi oluşturması gibi. Restorasyon görevlilerinin işi ise Farklı birçok dönüşümden geçmiş malzemeleri sanatçıdan sonra tekrar anlamlı bir kompozisyon içinde düzenlemektir. Konservatörlerin birçok farklı malzemesi ve kullandıkları araçlar sayesinde sanatçıların en başta görseli yaratırken akıllarında ne olduğu hakkında ipuçları elde edebiliyoruz. Bu Jacques Louis David'in 1818'de Brüksel'de sürgünde çalışırken yaptığı Telemachus ve Yurakise Veda isimli tablos. Şu an Kızılötesi reflektografi denen teknikle tablodaki bir ayrıntıya bakıyoruz. Bu teknik kızılötesi ışığa hassas bir kamera ile farklı materyaller ve pigmentlerin kızılötesi ışığı yansıtma özelliği kullanılarak tasarlanmış. Resmin bu kısmına kızılötesi ışıkla baktığımızda David'in figürü önce çıplak çizdiğini Sonra da onu giydirmek için uğraştığını anlıyoruz. David akademik bir ressam olarak eğitim almış. O zamanlarda Fransa'daki akademik ressamlar küçük yaştan itibaren nü çizmeyi öğrenirdi. Bunun yapılmasının nedenlerinden biri de vücudun şeklini gerçekten kavramaktı. Yani sadece deriyi değil ama derinin altındaki kemik ve kas yapısını da anlamak istiyorlardı. Galerilerde gezerken farkına varmadığımız birkaç şey oluyor. Biri, bu resimlerin bir geçmişi oldu. Şövaleden çıktığı andan itibaren başına bir sürü şey geliyor. Bu, 19. yüzyıl Alman ressamlarından o dönemde nadir bir yetenek olan Kaspar David Friedrich'in bir resmi. Açık artırmada resmi gördüğümde durumu pek iyi değildi. Yüzeyinde renk değişimi vardı ve en önemlisi resmin bu kısmında kocaman bir delik vardı. Ben de deliği arkadan tamir etmek istedim. Yeni kumaş parçaları yapıştırdım. Böylelikle kumaşı tekrar gerebilecektim. Daha sonra germek için farklı bir kumaş parçası daha kullandım. En sonunda hepsi bir bütün halini aldı ve ön taraftan bakıldığında sanki hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Bu tarz restorasyon işlerindeki zorluk yapısal bozuklukları düzeltirken bunu olabildiğince görünmez şekilde yapmak. Böylelikle en sonunda biri resme baktığında sadece sanatçının sesini duyabilsin. Bu resme, kızılötesi reflektografi tekniğiyle baktığımızda yüzeyin altında ayrıntılı bir planın saklı olduğunu bulduk. Şu arkada sisler arasından gözüken ağaçlar aslında çok detaylı resmedilmiş. Sonrasında ise boya sis görevi görmüş. Akşamın ilk saatlerinde tarlalara, ormanlara sisin nasıl çöktüğünü hayal edin. Friedrich gerçekten buradaki sisi, yani boyayı bu şekilde kullanmış. Sisin bu alanda dolaşacağı şekilde yapmış. İşte bu sayede yakındaki ağaçların detayı ile Arkadaki sisli bölgedeki ağaçlar arasındaki zıtlık bu denli başarılı. Çünkü boya atmosferin gerçekten alacağı şekli taklit etmek için kullanılmış. Saf ve sadelik olarak görülen şeyin özü aslında malzeme ile büyük bir mücadele ve uğraş demektir. Boya idare etmesi çok zor bir malzeme. Yapmasını istediğiniz şeyi yaptırmak çok zor. Ressamlar idaresi zor bir malzemeyi alır ve ondan anlamlar çıkarır onu konuştururlar. Sahip oldukları duyguları ve inançları yansıtmasını sağlarlar. Bugün bile ressamların takdir edilmesinin sebebi bu inanılmaz büyük yetenek ve dehaya sahip olmalarıdır. Hoşçakalın.